Ben bugün embriyoda oluşan ilk organdan bahsetmek istiyorum. Kalp. Embriyoda o küçücük ceninde, o küçücük hücre parçasında, o küçücük parçanın içinde hiçbir Maşallah. şeye benzemeyen, normalde dışarıdan bakıldığında hiçbir şeye benzemeyen o hücre parçacığı içinde o 5. haftada atmaya başlayan o mucize kalpten bahsetmek istiyorum. O öyle bir şey ki hepsi hücre topluluğu, küçücük bir hücre topluluğu, gerçekten bir çiğnem et parçası olarak geçer zaten ayetlerde. O küçücük hücre topluluğunun içinden, sadece onun içinden küçücük bir parça kendi kendine karar verip, yani görünüşte kendi kendine karar verip Allah'ın ilhamıyla birdenbire 5. haftada atmaya başlıyor ve artık hiç durmamacasına, o ömrün sonuna kadar, o ömür belki 100 yıl, belki 80 yıl, belki 70 yıl, belki 10 yıl, hiç sonuna kadar Allah'ın belirlediği o vakit gelene kadar, o ecel dolana kadar sürekli atıyor hiç durmadan. Aynı tempoda ve aynı güzergahta maşallah. Maşallah. Bu mucizevi sistemden bahsetmek istiyorum. Bu öyle bir sistem ki vücuda, biliyorsunuz, 100 trilyon hücremize anında kalp kan pompalayabilecek bir güce sahip. Aort damarını çok yakından tanıyoruz. Sahip olduğumuz en kalın damar, kalpten çıkan ilk damar, aort damarı ve neredeyse bir dolma kalem kalınlığında bir damar. Hiçbir damar normalde o Evet, şekilde öyle değil evet. vücutta, gerçekten öyle. Fakat bu kalın bir damar. Niye? Çünkü çok tazyikli bir kan kalpten hemen akıyor oraya. Ve o damar çeşitli dallara ayrılarak vücuttaki 100 trilyon hücreye kan göndermekle yükümlü. Ve bu 100 trilyon hücrede artık gözle görülmeyecek şekilde, mikroskopla ancak görülebilecek incelikteki kılcal damarlara kadar ulaşarak hücrelerimize dağıtılıyor. Bu gerçekten sistem olarak gerçekten mucizevi bir sistem ve kanın ilk pompalanma akış hızıyla birlikte bütün hücrelere dağılacak bir akış hızı var. Allah onu ona göre çok güzel ayarlamış. Maşallah. Ve Maşallah. ailemizin bütün hücrelere gerektiği basınçta gidiyor değil mi? Mesela ana Çok damarlar önemli var, o. kılcal damarlar var, arada farklı boyutta damarlar var. Ama hepsine Evet. ihtiyacı olduğu kadar basınçta gidiyor. Bu söylediğin çok Maşallah. önemli, çünkü daha hızlı bir basınçla gitse her damar çatlayabilir. Özellikle kılcal damarlar çok hassaslar. Çok aşırı, biliyorsunuz, tansiyon yükselmesi odur zaten. Basınç Tabii. artar ve damarlar çatlar bazen. Ve bu çoğu zaman çok da, Allah vermesin, öldürücü de olabilir. Bu ondan kaynaklanır. Fakat Allah öyle bir ayarlar ki o insanı sakin tutan o tansiyon oranında zaten her hücreye olabildiği basınçta, olması gereken miktarda kan mutlaka iletilir. Müthiş bir Maşallah. sistemdir. Vücutta hücreler beslenir fakat kalbin de beslenmesi gerekiyor. Bu gerçekten gerekli bir şey. Fakat kalp kendisi çok müthiş bir kan sirkülasyonuna sahip olmasına rağmen, müthiş bir kan göndermesine rağmen kendisi bu kandan hiçbir şekilde faydalanamaz. Onunla beslenemez. Çünkü kalp çok sıkı bir kas dokusudur. Dışarıdaki, yani kendi üretip kendi ilettiği kanı, kendi geçirdiği kanı kendisi kullanamayacak kadar sıkı kas dokusuyla donanmış bir organ. Gerçekten olağanüstü bir organ. O yüzden kalbi besleyecek başka bir damar ağı var. Şimdi aort, biliyorsunuz, vücudumuza çıkan. Kalpten çıktıktan sonra kan koroner atar damar denen bir atar damarla tekrar kalbe dönüyor. Bunun resmini görebilirsek eğer. Şimdi koroner atar damar, bu gördüğünüz kırmızı yerler, çok kalın bir damar gene. Kalbe yayılıyor, fakat kalbe yayıldıktan sonra çeşitli parçalara ayrılması gerekiyor. Görüyorsunuz, dalları ayrılmış şekilde. Çok teşekkürler. Bu dalları ayrılmasının sebebi, bu sefer de kalbin içindeki hücrelere teker teker ulaşabilmek için. Gerçekten de müthiş bir ağ sistemiyle kalbin her tarafındaki, her noktasındaki hücreye ulaşacak şekilde taze kan gönderiyor. Ve bu kan miktarı gerçekten çok güçlü bir kan olması gerekiyor. Tertemiz bir kan olması gerekiyor. Çünkü kalbin müthiş bir enerjiye ihtiyacı var. O enerji içinde işte kalpte temizlenmiş kan ilk olarak tekrar kalbe dönüyor. Burada besleniyor. Şimdi burada müthiş bir tedbir alınmış. Resmi tekrar görebilirsek. Farkındaysanız en kalın atar damar bu koroner atar damar. Fakat başka yerlerde de parçalarını görüyorsunuz. Dalları ayrılmış. Şimdi bu önemli bir tedbir aslında. Teşekkürler resim için. Allah'ın bizim için aldığı çok önemli bir tedbir. Çünkü damar tıkanması dediğimiz şey tehlikeli bir şey. Fakat kalp damarındaki tıkanmalar, biliyorsunuz, doktorlar bypass ameliyatlarından önce tedbir alırlar. 3 damar tıkalı, 2 damar tıkalı, bunu tespit ederler. 2 damar, 3 damarın tıkalı olmasına rağmen o insan yaşamını Evet. aslında devam ettirir. İşte bu alınmış bir önlem, çünkü ne kadar orada 3-4 damarda tıkansa bir şekilde diğer damarlardan, diğer ağlardan kalp bir şekilde besleniyor. Tabii ki beslenmesi zayıf oluyor. Vücut bunun alarmını veriyor, tekliyor kalp ve hemen bunun ameliyatla tedbiri alınabiliyor. Fakat alınmış tedbir çok önemli, çünkü sadece tek bir tıkanmayla kalbimiz artık beslenemeyebilirdi. Bu da anında
ölüm demektir. Allah vermesin. Bu müthiş bir tedbirdir kalp üzerinde. Tekrar bu organı da hatırlayarak bize bir ceninde meydana gelen o ilk organı, ilk atan organı hatırlayarak ben evrimcilere de buradan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Onu attıran nedir? Ona o gücü veren nedir? Onu orada seçip kalp yapan nedir? Senkronize her hücresini farklı atacak şekilde düzenleyen nedir? Farklı atan hücrelerini olması gereken yerlere yerleştiren nedir? Çünkü karıncık hücresiyle kulakçık hücreleri tamamen birbirinden farklıdır. Atış sistemleri. Yani bunu yapan nedir? Bize bir açıklasınlar gerçekten inşallah. Allah'ın